Yayınımıza Endüstri Sistemleri Mühendisliği mezunumuz Durkan ile devam ediyoruz. Durkan Bey merhabalar. Merhabalar CEO Hanım. İnşallah geliyordur şu an sesim. Evet, şu anda geliyor. Hiç sıkıntı yok. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Bağlantımız biraz zor oldu ama anlatacağınız her şey öğrencilerimiz için çok çok değerli, çok önemli. Eski ismiyle Endüstri Sistemleri Mühendisliği, şu an artık Endüstri Mühendisliği olarak geçiyor bizim üniversitemizde. Çok da tercih edilen mühendisliklerden bir tanesi. Aslında belki diğer mühendisliklerden biraz daha farklı. Gerçekten öğrencilerimizin çok sorduğu, çok merak ettiği ve çok da tercih ettiği bölümlerden bir tanesi. Siz neler anlatmak istersiniz bu bölümle ilgili? Ben öncelikle biraz kendimden bahsedeyim. 2009-2014 yılları arasında Ekonomi Üniversitesi'nde okudum. Dediğiniz gibi Endüstri Sistemleri Mühendisi bölümünde. Bölümden mezun olduktan sonra otomotiv ve gıda sektörlerinde çalıştım. En son şu anda Doğaltaş sektöründeyim. Sürekli geliştirme bölümünde yaklaşık 4,5 yıldır çalışıyorum. Sürekli geliştirme müdürü olarak. Dediğiniz gibi Endüstri Sistemleri Mühendisi veya bir diğer adıyla Endüstri Mühendisi de diyebiliriz. Diğer mühendisliklerine nazaran daha çok tercih edilebiliyor. Çünkü bunun altyapısından biri çok farklı alanlarda iş imkanına sahip aslında endüstri mühendisliği. Bizim kendi bölüm mezunlarımızdan yola çıkacak olsak, benim gibi iyileştirme bölümünde kariyer yapan arkadaşlarımız var. Planlama tarafında, tedarik zincirinde, üretim tarafında, bankada, hastanede, yani çok farklı sektörlerde, farklı branşlarda iş imkanına sahip olabiliyorsunuz. Dolayısıyla endüstri mühendisleri bu anlamda diğer mühendisliklerden biraz daha ayrılıyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin farkına gelecek olursak, özellikle İzmir'de çok fazla tercih edilen üniversite ve bölüm. Vermiş olduğu %100 İngilizce eğitim ve aslında çağın ötesindeki imkanlarla aslında diğer üniversitelerden ayrılıyor. Çünkü almış olduğunuz bu eğitim, özellikle İngilizce %100 eğitim, sizi şirketlerde ön plana çıkarıyor. Çünkü sizin müdürleriniz, fabrika müdürleri veya iletişimde olduğunuz yüksek kademedeki personel genellikle yabancı oluyor. Burada kendi problemlerinizi, fabrika problemlerinizi anlattığınızda bir adım öne geçiyorsunuz. Biraz daha farklı bir alanda da bunu biraz aslında üzülerek söylüyorum ama kendinizi geliştirmek istediğinizde yurt dışı kaynaklar daha fazla. Türkçe kaynaklardan çok ciddi anlamda çok daha fazla kaynaklara ulaşabiliyorsunuz. Bu da aslında İngilizcenizin, sizin İngilizce seviyenizin önemini ortaya koyuyor. Bu kaynaklara eriştiğiniz takdirde kendinizi geliştirmeniz çok daha kolay bir şekilde gerçekleşiyor. Siz nasıl bir öğrencilik hayatı geçirdiniz peki İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde? İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde arkadaşlık ilişkileri ve öğrenci akademik kadro ilişkileri aslında gayet samimi oluyor. Arkadaşlık taraflarında güzel ilişkiler olduğu kadar, işte az önce bahsettiğim gibi, özellikle sosyal kulüplerle katılım sağlayarak aktif bir öğrencilik geçiriyorsunuz. Öğretim kadrosu tarafında da aklınıza takılan herhangi bir soruda bölüm başkanı dahil odasına rahatlıkla girebildiğiniz için aslında hem akademik tarafta hem de sosyal anlamda kendinizi iyi bir şekilde geliştirebiliyorsunuz. Peki, çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Son olarak aday öğrencilerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Aday öğrencilere İzmir Ekonomi Üniversitesi'ni tercih ettikleri takdirde hem çok güzel bir öğrencilik deneyimi kazanacaklarını hem de kendilerini hayal ettikleri yere bir adım daha yaklaşacaklarını söylüyorum. Bu nedenle inşallah İzmir Ekonomi Üniversitesi'ni tercih ederler ve bundan sonraki kariyerlerinde de daha başarılı bir şekilde yol alırlar. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim Şevval Hanım. Çok sağ Kolaylıklar olun. dilerim. İyi günler. Size Hoşça kalın. iyi günler.